Gamze de geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk Sari Hanım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi dün sen devam etmek istemiyorum gibi bir şey söyledin galiba son saniye. Şimdi baby efendi var senin için bekleyen. Görmek öyle istersen görürüz, görürsün. Görmek istemezsen. Şöyle bir şey açıklayayım ben. Ama yaka kartım var herhalde ki. Göreceğim. Göreceğim. Evet, yani o kadar olaylar oldu. Ben Ali'ye yoğun duygularla geldim biliyorsunuz. Ama yaşadıklarım çok farklıydı. İlk başta olumsuz olsaydı ben devam etmek istemiyordum. Ama şu an bu cuma günü ve dün olan yaşananlardan sonra haksızlık yapıldığını düşünüyorum bana. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Benim için de bir beyefendi gelmiş. Görmüş, beğenmiş, kararını gelmiş. Değiştirmiş. Evet, fikirlerim değişti. Ama hani kalben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hani onu... Efendim Ali bir şey söylemek istiyormuş. Fikirlerim değişti ama kalben aynı şeyi söylemem evet, diyor. Evet, aynı şeyi söyleyemeyeceğim kalben. Ama yine de saygısızlık olmasın. Ben yine de beyefendiyi dinlemek istiyorum. Tabii bilemeyiz ne olacağını. Ben... Yani Özlem sen de bunu yapabilirdin. Keşke sen de böyle davransaydın. Evet Ali. Şu an söyledi saygısızlık yapıldı bana. Haksızlık yapıldı dedim. Haksızlık. İşte madem geldi ben de bir şey söylemek istiyorum. Kendisi umarım beni anlar, anlayışla karşılar. Belki ben yanlış bir şey yaptım. Çünkü hayatımda ben ilk defa aşık oldum ve Naz'a aşık olmuştum. O yüzden onun ağlaması burada öyle çıkıp sonradan ben kendimi izledim. Toparlıyorum. Kendimiz evet, çünkü dedim. Çünkü bunu daha sonra konuşalım istersen. Çünkü talibi var. Daha sonra konuşuruz istersen. Gamze'yi alayım ben yerine. O halde Emrah Bey'i davet ediyorum efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız Zuhal Hanım? Hediyeyle geldin. Evet hemen hediyeyle geldi. Açayım mı? Hediyeden daha önemli bir şey aslında. Hediyeden daha önemli evet, bir şey. Kendim yaptım. Merak kendin yaptın. Evet. Açayım mı diyor Gamze. Şimdi açsın, mi açsın? Açsın. Açsın diyor. Neymiş o? Bir söğüt çiçeği kadar narinsin. Aa çikolata. Aa çok güzel. Bir saniye. Çikolata mı yaptın sen? Evet, ben kendim pasta şefiyim. Pasta şefisin. Evet. Aa ne güzel. Kendisi mi yapmış? Kendisi evet. Yapmış, pasta aa. Şefiymiş. Hatta aksine tam Gamze Hanım'ın aynısını yapacaktım. Biraz zaman kısıtlı olduğu için yapamadım. Peki, çok güzel olmuş ama ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim Emrah Rica Bey. Rica ederim ne demek? Ama ben sesini alamıyorum çok biraz fazla. Daha yüksek sesle. Rica ederim ne demek? Evet, anlat kendini bize Emrah, nasıl biridir? 22 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum. Kendim pasta şefiyim de ticaretle uğraşıyoruz. Çok güzel. İstanbul'da yaşıyorum ailemle. Yani gezmeyi seviyorum. Ondan sonra gezmek, dolaşmak, eğlenmek, yüzmeyi çok severim. Yani böyle işte. Kaç yaşındaydın? 22 yaşındayım. Anladım. Ailenle birlikte yaşıyorsun değil evet. mi? İstanbul'da. Evet. Anladım. Hobilerin neler? Hobilerim genellikle yüzmek, ondan sonra bisiklet sürmek, bunlar. Bir de pasta yapmayı çok seviyorum. Ne güzel. Evet. Bir fark pastayı ne onu. Kadar sürede yapıyorsun? Bir pastayı geçen sene bir yarışma olmuştu. 2,5 dakikada yaptım biliyorum. 2,5 dakika. Evet. Yarışmada derece evet. aldın o zaman. Evet. 2,5 dakikalık pastayı. Tane madalyam vardı orada. Tek kişilik minik pastaları yok, demiyorsun yok, değil mi? Yok yok yok. 20 kişilik. 20 mi? Evet. Yani 2 numara bir pasta. Arkadaşlar un, yumurta, süt hemen neler lazımsa. 2,5 dakikada pasta. 2,5 dakika müthiş. Bayağı ustasın o zaman. Harika vallahi. Ne güzel bir yetenek değil mi Gamze? Bayağı başarılı. Bayağı başarılı demek ki. Siz nereden hoşlanırsınız Gamze Hanım? Sesinizi alamıyorum. Biraz yüksek diyorum sesle konuşuyorum. Diyorum ki sizin hobileriniz nelerdir? Benim hobilerim neler? Söylemiştim zaten. Sanırım izlemediniz. Tekrardan ya söyleyeyim. Ya fazla ben... izleyemedim. İşlerden dolayı doğrudur, bir iki kere izledim sizi. Doğrudur. Söyleyeyim. Evet. Ben de yüzmeyi çok seviyorum. Dans evet. etmeyi seviyorum. Evet. Bunlar da ayrıca profesyonelim. Gezmeyi evet. seviyorum. Yani klasik hobilerim.
bunlar. Evet, anladım. Güzel. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Kıskanç çünkü mısınız? Ben... Efendim? Kıskanç mısınız? Yerine göre kıskanırım. Evet. Duygusal siz... mısınız? Çok fazlasıyla duygusalım, evet. Aynen, siz kıskanç mısınız? Yani baya baya kıskancım. Baya kıskançsınız. Evet. Anladım. İyi. Yemek yapmayı seviyor musunuz? Yemek yapmayı aslında bilmiyorum ama seviyorum yardım aldığım sürece. Anladım. Öğretirim ya. Efendim? Ben öğretirim diyorum size. Ha, siz yemek yapmayı biliyorsunuz. Evet, yani. Yemek yapmayı da biliyorum. Anladım. İyi. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Başka sormak istediğim... aklınızda bir Ali Bey'le ilgili bir soru işareti ya da bir şey var mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Açıklayayım hemen. Evet. Açıklayayım hemen. Biliyorsunuz ben Ali'ye talip gelmiştim, evet, burada. Ama cuma günü ve bugün olanlar, dün olanlardan sonra, evet, kararım değişti. Evet, fikirlerim değişti. Ama duygusal anlamda kalben hemen bir tabii günde ki değişecek değil. Tabii, doğru. Siz de bunun bilincinde gelmişsinizdir, evet, sanırım. Hemen değişebilecek bir tabii şey, ki, ruhane sahip değilim. Zaman değilim olacak şeyler. Aynen, her şey zamanla. Aynen öyle. Peki. Öyle. Sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. Ali ile olan durumları biliyorsunuz. Bunları bilmenize rağmen gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hani neden ben? Neden siz? Ya şimdi şöyle diyeyim, biraz uzaktan bakınca aslında böyle duygusal birine benzemiyorsunuz. Ama gerçekten kalpten çok duygusal bir insansınız. Yani bir söğüt çiçeği kadar narinsiniz. Söğüt çiçeği de dediğimiz yani gözle bakılır bir çiçektir. Her mevsim olan bir çiçektir. Yani çiçeğe dokunduğunuz zaman soluyor. Siz de öyle biri olduğunuz için o yüzden ben size talip olmak istedim. Ne hoş bir benzetme. Değil evet mi? Evet. Çok ince, çok evet detaylı. Düşünmüş, izlemiş gelmiş. Kesinlikle, bayağı kesinlikle. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Senin var mı sormak istediğin başka bir şey? Ben sormak istediğim bir şey yok şu anda. Peki, bu anlarda biz de hocadan yorum istiyoruz. Evet. Onun için. Ben Demir abiden bir... Demir abisi, tanışıyorsunuz herhalde arkada. Verim Demir abiye mikrofonu. Emrah'cığım, eline sağlık, gelmişsin, yüreğine sağlık ama ben vallahi ilk defa böyle biraz olumsuz bir yorum yapacağım. Çünkü Gamze şu an Ali'ye inat, öyle hissediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim Ali'yi abi. Ali'yi kızdırmak için, ben bunu kıskandırmak için. Bilerek yani şöyle, ben onu bile bile zaten biliyorum. Yani şimdi bir insan zaten yeni bitmiş kişi olduğu için kafasında bir soru işaretleri olabilir. Ben bunu sordum zaten. Ama bence yüzle konuşsak, otursak bence her şey daha güzel olur. İşte ben Ali'ye inat çıkmadım buraya. Talibim olduğunu öğrendim. Normalde devam etmeyecektim. Tamam, o zaman talibim bunu... olduğunu öğrendim. Onu kırmamak adına saygı duyduğum peki, için geldim. Peki bizi yanıt o zaman. Çünkü konuşması, oturması, kalkması, mesleği çok kaliteli bir insan. Bakalım ne yapacaksın paravan açılınca, göreceğiz. Hayırlısı olsun. Evet. Kim konuşmak istiyor? Hanife abi. Kardeşimiz geçen seneden bize katılmıştı. Öyle mi? Gelmiş evet, mi? Evet, gelmişti. Kusura bakma, ben hatırlayamadım. Çok efendi, işinde gücünde. Ama dediğim gibi yani Gamze Hanım bence aklında hala Ali Bey var. Ve kararı olumsuz olacak. Ama şunu söyledi zaten, onu belirtelim. Yani düşüncelerim değişti, duygularım hala baki ama belki fikrimi, duygularımı da değiştirecek birisi vardır paravanın arkasında diye, değil mi Gamze? Aynen öyle. Yani belki de bir şeyler olabilir ümidiyle çıktı. İsmail? Eyvallah abi, sağ olasın. Hoş geldin kardeşim. Bence beyefendi yani hem karizmatik, kendini bilen. Bence Gamze Hanım da kararlarında emin olduğunu düşünüyorum. Ali ile alakalı bir his olduğunu ben zannetmiyorum. Çünkü kendini bilen bir kız. Bence birbirinizi tanımalısınız yani. Kendimi biliyorum ama duygularımın da önüne öyle hemen geçemem ki. Ben biraz zaman geçmesi lazım. Ben iradenin güçlü olduğunu hissediyorum ya. Seni öyle tanıdım yani buradan baktığım zaman. Umarım da güzel olur. Hayırlısı olsun.
Aa, Elif yorum yapacak. Elif'in açalım mikrofonunu. Var var senin mikrofonun. Heh. Evet canım. Açılmamış. Şu an güzel konuşacağım. Evet. Gamze çok güzel kız. Ali bence Gamze'yi kaçırdı. Karşısındaki talip de mesleği, kendisi de iyi. Bence olumlu. Bir çaya çıkartmanı tavsiye ediyorum. Çünkü 5 dakikada tanınmıyor. Ben de yani 5 dakika böyle tanınmıyor. Çaya çıkartıp görüşmeniz lazım bence. Evet. Zuhal Hanım hep seni yorum. Güldürüyorum. Hep güldürüyorum vallahi seni. Vallahi Allah da seni güldürsün teşekkür. İnşallah. Ama bak Tolga beni güldürmedi gördün mü? Gördüm. Beni burada böyle oturtturdu. Yorumcu olduk biz de. Yorumcu değil evlenmek için oturdum. Evet ben yani hani yorum yapıyoruz ya. Ben de tabii ki de talip. Ah, Tolga, ben de taliplerimi bekliyorum bu arada. Ne tabii. Kötü bir adammış. 30 yaş ve üstü olsun öyle istiyorum. Evet kriter de evet, hazırlamış. Evet kriter hazırladım tabii ki de. Tabii. Esmer olsun. Dar zamanlar için birer kriteriniz olsun cebinizde. Evet. Yani evet işi gücü olsun. Manken model olmasın. Oh. Laf biraz şey yapayım. Fark ettik evet. Yani 30 ve 35 yaşlarında olsun. 40'a kadar yolu var. Beni taşıyabilsin. Oğlumu kabullensin. Onda bir iki çocuğu olabilir. Çok güzel. Öyle. Taliplerimi bekliyorum. Bekliyor. En yakın zamanda buraya çıkıp gelsinler. Gelsinler inşallah. Evet. 0212 702 1818 0543 evet, 830 evet. 30'a Elif yazın. Pardon Elif için talip olabilirsiniz. Mesaj atın. Evet, Burhan. Gamze Hanım, Demir abi Ali'ye inat çıktığını söyledi ama Ali'ye inat çıkıyorsan da çaya çıkmalısın, Ali'ye inat çıkmıyorsan da çaya çıkmalısın. Yani her halükarda götürmelisin. Çaya. Evet. Evet, Begüm de yorum olacak. Ben Gamze'nin hala aklının Ali'de olduğunu düşünüyorum. Kendine acizane fikrim. Çıkmazsa çaya... Ali yüzünden çıkmayacağını düşünüyorum. Çıkarsa da inat için çıkacağını düşünüyorum. Sadece yorum yapmak istedim. Evet. Peki açalım mı artık Gamze? Açalım. Peki buyursunlar. İlk sayfada dört mutlu gün karşılaşan bakışla sonra gelir bir tatlı söz alfabemiz böyle başlar. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok şükür. Sizi gördüm daha iyi. Teşekkür ederim tekrardan hediye için. Gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz evet. Buraya kadar. Karar anı. Evet. Hani dediğim gibi olanları biliyorsunuz. Evet. Az çok izlemişsinizdir. Evet. O yüzden karar maalesef olumsuz. Ben size başta da şunu söyledim. Eğer ki kafanıza soru işareti varsa yani paravanın açılmasına da bence... Ali ile ilgili kafamda hiçbir yok, soru yok, işareti Ali ile yok. Ya. Ben yok, herhangi dair bir şeye dair söyledim size ama siz tamam... Kafamda bir soru işareti yok. Yanlış tamam. Anlaşılmasını yok, yok, istemem. Benim sadece fikirlerim değişti. Tamam. Peki. Emrah istersen sen de devam edebilirsin. Tamam. Peki. Çok görüşmek memnun olduk. Üzere. Daha sonra görüşeceğiz. Gamze... Oturacak mı locaya peki? Devam edeyim. Devam edeceğim. Evet. Edeceğim. Peki Demir abinin yanı boş. Öyle geçebilirsin. Tamam.